Bu yol hiçlik yolu. Kur'an-ı Kerim ile hakiki tahalluk, ahlaklanmak, o da ancak böyle oluyor. Hani Kadir Gecesi'ni ihya edeceğiz ya, Kadir Gecesi'ni Resul-i Ekrem'in yolunu tutarak ihya edebiliriz. Ahlakını ahlak ederek ihya edebiliriz. Onun ahlakı Kur'an'dır. Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla yaşayarak ihya edebiliriz. Nasıl yaşarız? Evliya-i Kiram'ın yolundan giderek yaşarız. İki ibadet yapınca kendini bir şey sanarak değil. Yaptığımız ibadet Allah'a yaklaşmak için. Ama biz kendimizi bir şey sanarak yapıyorsak o ibadeti, şeytana yaklaşıyoruz. Şeytana yaklaşıyoruz. Şeytan kimdir? Cinlerden bir tanesi. Muhyiddin Arabi Hazretleri Futuhat-ı Mekkiye kitabında diyor ki, Kibritül Ahmer'de İmam-ı Şahrani Hazretleri anlatıyor. Şeytan diyor, cinlerin babası değildir. Cinlerin babası başkaydı diyor. Ve Adem babamızdan 60 bin sene, yanlış hatırlamıyorsam, 60 bin sene önce yaratılmıştı onlar. Onlardan bir tanesi, nasıl Kabil Adem oğlundan en şerri ise, cinlerin de en şerrisi şeytandı, iblis oldu diyor sonra. İblis oldu. Ve acayip olan hale bakın. Şeytan, Azazil'di ismi, güzel de bir sıfatı vardı. Ama Adem babamıza secde etmeme, kibrini gösterir göstermez sureti değişti hemen. Allah hemen cezayı kesti, suretini değiştirdi, iblis oldu, rahmetten kovuldu. Biz Allah'ın kulları, eğer kendimizi güzel ahlaklarla donatmazsak, gün gelecek bizim suratımız da değişecek. Allah Subhanahu ve Teala bunu dünyada yapmıyor, peygamberin hürmetine. Ama kabirde yapar. Kabirden çıkarken de yapar. Onun için İmam-ı Gazali üstadımızın tasavvuf farz-ı ayındır sözü burada hikmet buluyor yani. Hayvan olarak mı gitmek istersin kabre? İnsan olarak mı gitmek istersin? O zaman ahlak, o kutlu insanların ahlakıyla ahlaklan. Biz bu yola düştük. Onlar gibi olamıyoruz. Olsun. Bu yoldayız yani. Onların eteğindeyiz, arkasındayız ya. İnşallah. Bereketini alacağız. O kutlu insanların makamına baktığın zaman yani hayretler içerisinde kalıyorsun. Hayretler içerisinde. Nasıl bir algı, nasıl bir anlayış, nasıl bir yaşantı. Nasıl bir yaşantı. Sultan yine Bayezid-i Bestami Hazretleri'ne anlatıyor şeyhimiz. Bir de bak ne kadar ibretli bir şey söylüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Sohbette bir evliyanın ismini andığın zaman diyor. Orada hazır insanlar varsa evliya-i kiram sohbete bizzat hazır olurlar. Hangi zatın ismini anarsan. Hazır insanlar varsa cemaatin içerisinde hazır olurlar orada. Nazar eder, yardım ederler. Hazır insanlar yoksa bulunduğu makamdan nazar ederler diyor. Bak bak bak. Şimdi biz de anıyoruz sultanları buyursunlar. Şeref verirler Kadir Gecesi'nde. Bismillah. Sultan Bayezid Bestami Hazretleri zamanında yaşayan bir meşayih-i kiram. O da büyük şeyhlerden. Talebesini gönderiyor Bayezid Bestami Hazretleri'ne. Diyor ki git diyor. Bayezid Bestami diye biri çıkmış. Git bakalım nasıl birisidir bir bak. Tamam mı? Bana haber getir ondan. Talebe geliyor. Hazretin huzuruna. Nereden geliyorsun evladım? İşte falanca şeyhin müridiyim ben efendim. Tamam mı? Ondan sonra. Nasıl şeyhinin durumu? Nasıldır senin şeyhin? Nasıl birisi? Nasıl rütbesi nedir? Diye sormuş. Bayezid Bestami. Derviş tabii tabii. Şeyhine aşık tabii. Diyor ki benim şeyhim tevekkül makamının en üstüne çıkmıştır. Öyle ki diyor. Yeryüzü tamamen kaya olsa, gök tamamen çelikle kaplansa yani rızık çıkmayacak şekilde demek istiyor yani. Allah'a olan tevekkülünde hiçbir sarsıntı olmaz. Öyle Rabbine bağlıdır diyor yani şeyh. Şimdi düşünün, ne kadar büyük bir insanmış değil mi şeyh? Bizim gibi cahiller duyduğu zaman bunu, tamam mı?
Maşallah. Maşallah. Biz sular kesildi mi ağlıyoruz. Ne yapacağız diye yani mesela. Tamam mı? Hay maşallah ne büyük evliya. O da evliya yani. Dervişi anlatıyor bunu. Ne diyor evliyalar sultanı? Hay yazık diyor. Senin şeyhin daha şeyhten kurtulamamış. Bayezid Bestami Hazretleri böyle diyor. Daha şirkten kurtulamamış senin şeyhin. Öyle gönderiyor. Talebe dönüyor, şeyhine geliyor mürid. Ondan sonra nasıl biri gördün mü? Gördüm. Ne oldu? Ne dedin? Böyle böyle söyledi, konuştuk. Böyle böyle söyledi diyor. Allah. Talebe şey mürid daha evine gitmeden şeyh demiş, git ona bir daha. Bir daha ona git. De ki senin rütben nedir? Ona sor. Rütben nedir senin? Aman ya Rabbi. Geliyor derviş sultanın huzuruna. Sizin rütbeniz nedir diyor. Sultan Bayezid Hazretleri diyor ki oğlum diyor var olanın rütbesi olur. Yok olanla ne rütbe olacak diyor. Yok olanla ne rütbe olur? Rütbe varsa, üstünlük varsa hepsi hakkın. Hepsi hakkın. Allahu Ekber. Verdiği cevaba bak ya. Verdiği cevaba bak. Yok olanın ne rütbesi olur? Ne rütbesi olur? İşte La ilahe illah makamının tefsiridir bu. Biz bunu tabi sade dille söylüyoruz şu an. Hayranız ama o insanlara. O kutlu insanlara. Allah nasip eylesin. Yine bu kelimenin tefsirine binaen Bayezid Hazretlerine gelmiş bir gün dervişin bir tanesi sultanı arıyor. Görmüş Hazreti demiş ki ben demiş burada Evliyalar Sultanı diye anılan Bayezid Bestami diye bir şeyh efendi varmış. Onu arıyor. Sen onu tanıyor musun? Demiş ki Bayezid gideli 25 sene oluyor oğlum demiş. 25 sene. Bayezid kendini bırakıp gideli 25 sene oluyor. Allah bir daha onu geri döndürmesin. Öyle söylüyor. Yani mesele La ilahe illallah'la. La ilahe illallah'ın sırrına ermekle. Oğlum sırrına ermek için bütün gayretimiz bizim. O noktaya geldiğimiz zaman işte hakikaten Kur'an ile ahlaklanmış oluruz. Hakikaten Resul-i Ekrem'in yolunu tutmuş oluruz.